En başta zaten gençlere yönelik güzel yatırımlar olmasını isterim. Belediyeler sosyal yardımını halktan esirgemesin. Bizim için belediyeler ne yapmalı? Üst yapılar yapmalı, alt yapılar yapmalı, parkları, bahçeleri yapmalı. Kayseri'de faaliyet gösteren 17 belediye var. Biz de Laf Sokak'ta ekip olarak Kayseri halkına belediyelerden ne gibi hizmetler beklersiniz diye sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Biraz daha sosyal faaliyetlere daha çok yer verirlerse daha iyi olur diye düşünüyorum. Şahsen biz Koca Sinan bölgesinde oturuyoruz. Sosyal ağırlığımız biraz daha yok. Yani sosyal faaliyetler yok. Artı parklarımız yetersiz olduğunu düşünüyorum. Parklar, bahçeler biraz daha yapılabilir. Değişik faaliyetler olabilir mutlaka. Parkta neler yapılabilir? Kültürel faaliyetler olabilir mesela. Kültürel faaliyetlerin yeterli olduğunu düşünmüyorum. Hani ne bileyim bir gezici bir tiyatro, kütüphane, gezici kütüphane yapılabilir. Mahallelerimizde kütüphaneler kurulabilir. Bunların yeterli olduğunu düşünmüyorum. Vallahi turizmle ilgili biraz daha çalışsa iyi olur. İşin açığı mesela ben İstanbul'a baktım. Ankara'ya baktım. Yani bu siyasi bir şey değil, görüş değil ama buranın belediyeciliği çok güzel. Siyasi anlamda beğenmesem de hizmet olarak güzel. Biraz turizme yatırım yapsalar iyi olur. Erciyes tam hak ettiği değeri görmüyor bana göre. Bir de Koramaz Vadisi hak ettiği değeri görmüyor. Bura mesela bir Eskişehir'de olsaydı Koramaz Vadisi. En azından bir böyle ATV'dir, UTV'dir, böyle offroad'dur, safari turlardır falan, bunlar için bir aktiviteler falan olurdu. Şimdi oraya bir gidiyoruz biz. Sadece yürüyeceğimiz bir parkur var. Ondan sonra böyle derme çatma birkaç tane kafe var. Daha iyi olabilir. Ben oyun parkları isterdim, ücretsiz. Böyle çok güzel kaydırakları, çok güzel olsun, büyük olsun. Böyle top olsun, çok eğlenceli bir yer olsun isterdim. Ve böyle her şey bedava olmasını isterdim. Çikolataların bedava falan olmasını isterdim. Çocuklar... Bir şey değil. Ben valla şu ana kadar belediye başkanlarımızdan bu zamana kadar yaptığı hizmetlerden çok memnunuk. İnşallah da böyle devam eder. Belediye başkanları bizden daha iyi görüyor, ileriyi. Onlar yaptığı hizmetlerden de şu ana kadar Haseki döneminden bugünkü Büyükşehir Belediye Başkanlarımızın Memduh Büyükkılıç çok memnunuz çalışmalarından da. İnşallah bundan sonra böyle devam eder. En başta zaten gençlere yönelik güzel yatırımlar olmasını isterim. Bu Melik Gazi Belediye Başkanı'ndan. Nasıl diyeyim? Spor salonlar olsun, ne bileyim halı sahalar olsun. O tür yeniliklere, böyle spor gibi yeniliklere daha görmeyi isterdik. Bu kütüphane az Melik Gazi'de. Kütüphanenin yapılması bizim gibi hani gençlere, lise öğrencilerine, üniversiteye hazırlık öğrencilerine daha böyle kitap çalışması yapılmasını isteriz tabii ki de. Mevcut sahalar ve spor salonları yeterli değil mi sizce? Yani yeterli değil gibime geliyor. Hani böyle nasıl diyeyim size? Melik Gazi'de bazı köylerde de var. Bizim Yeşilyurt tarafında da var. Ama yeterli kalmıyor. Çocuklar pek fazla eğlenemiyor. Nasıl diyeyim size? Bazı halı sahalar karlı, buzlu. Çocuklar oynayamıyor. Bence kapalı halı saha ücretsiz olarak çocuklara, köy çocuklarını eğlendirmek için yapılabilir diye düşünüyorum. Tabii belediyenin yapacağı bir iş, belediyenin bileceği bir iş ama sadece bunu arz ederiz gençler olarak. Yoğunluk Erciyes'te olmalı. Turizm açısından bir. İkinci bir konu, kale içinde çalışmalar oldu. Ama görkemli bir şey olmadı. Turist göremiyoruz kalenin içinde. Sadece iki tane çay ocağı açıldı. Yani girip çıkıyoruz sadece. Önceki hali daha güzeldi kalenin. Başka yollar konusunda sıkıntı yok Kayseri içerisinde. Bu kadar. Belediyeler sosyal yardımını halktan esirgemesin. Günümüz şartlarında ekonomi sıkıntıları büyük malum. İnsanlara yani belediye olarak belediyelerin amacı ne? Yerel yönetimler halka amme hizmeti veriyor. Sosyal yardımını esirgemeyecek. Kömür olmayana, odun olmayana şu kış günü verecek. Yol, bel yapacak yani. Vatandaşı mağdur etmeyecekler. Bunu istiyoruz biz.
Bizim için belediyeler ne yapmalı? Üst yapıları yapmalı, alt yapıları yapmalı, parkları, bahçeleri yapmalı. Yani şehrin yaşanabilir hale gelebilmesi için ne gerekiyorsa bence belediyeler onu yapmalı. Peki yapılıyor mu? Kısmen. Yani %100 yapılıyor diyemeyiz, %100 değil de diyemeyiz. Yani Kayseri'yi görüyoruz, üst yapılarımız fena değil, çalışıyor. Alt yapılar da çalışıyor ama beklentimi %100 beklenti de değil. Daha iyi çalışılabilir, daha güzel şeyler üretilebilir. Eskiden çok güzel çalışıyorlardı ama şimdi bıraktılar neyse. Aslında hükümet, başımdaki hükümet aynı partinin, aynı şeyiz. Fakat bize Kayseri'ye önem verilmiyor siz gibi. Belediye sizce neden? Bakmıyor, gezmiyor, yok çalışmıyor mu? Şu yayaların bak, taşların gidin gezin çekin hepsini. Hepsinde kırık var, dökük var, çukur var. Bunlara önem vermiyorlar. İkincisi de parklarımız. Parklara önem de verilmiyor. Ben şimdi orada oturuyorum, Seydi Burayet tarafında. Gültepe Parkı'nda ağaçların çoğu kuruyor. Onlara önem verilmiyor. Halkın içine çıkıp biraz halkın sorunlarını anlamaları lazım yani. Orada oturmanın olmaz. Bunun için ne yapılmalı sizce? Bunun için biz işte söylüyoruz, şikayetlerimizi söyleyeceğiz. Halktan biraz bilgi, kendileri bilgi almaları lazım. Öyle orada oturmayla olmuyor. Eskiden Menduh Bey gezerdi halkın içine durmadan, spor yapardı, yürüyüş yapardı. Şimdi büyük şehre geçtiği için biraz bilmiyorum, farklı, yükü ağır da. Diğer ben başkanları tanımıyorum, pek fazla tanımıyorum. Vallahi belediye olayı Kayseri'de fena değil. Ben işim gereği şehir dışına da gidiyorum. Birçok konuda iyiler diyebilirim. Mesela en basit örnek, son bir hafta 10 gün içindeki kar temizleme olayında Kayseri iyi. Ama şehrimizde yeşillik az, şehir içinde. Dikine yüksek mimari maalesef çok Kayseri'de. Daha yeşil bir şehirde yaşamak mutlu eder beni. Onun haricinde çok gözle görülür bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Zaten her seçimde de kazanıyorlar. Bunu da hak ediyorlar diyorum. Bizlere hizmet etmelerini isterik. Bu elektrikleri, doğal gaz zamlarını başkanımız düşürmesini istiyor. Başka ne bekleriz? Hizmeti bekliyoruz. Vallahi belediyenin halkımız açısından sosyal aktivitelerde bulunabilecekleri ortamların daha fazla olması gerekiyor. Şu an itibariyle yetersiz. Özellikle de Şekerbelsin taraflarına hiçbir şekilde ilgi yok. En basiti bu Meysu AVM. Onun işte yeni yol yapıldığı için tüm şey yapmışlar, demirlerle karşıya geçiş engellenmiş. Millet ya öbür ışığa gidiyor ya da oradan atlıyor. Bir gün kaza olacak zaten bundan dolayı. Işıklandırma sistemlerinde de problemler var. Argıncık taraflarında falan ışık falan yok mesela. Doğru düzgün oralara trafik lambaları konulursa kazalar daha da azalacak. Onun dışında da pek bir beklentim yok. Yani ben burada yaşamadığım için. Ama genel olarak Kayseri'de bazı eksiklikler var işte. Ama sosyallik biraz burada fazla yok gibime geliyor.